Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan, içerisinde bin aydan hayırlı geceyi barındıran, indiği şehri münevver, indiği beşeri alemlere rahmet kılan, Kur'an ayı, Ramazan-ı Şerifi, çok kıymetli il müftümüz Sayın Doktor Hüseyin Hazırlar hocamız ile konuşacağız. Bu vesileyle bizleri izleyen tüm gönül dostlarını en kalbi duygularımızla saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz inşallah? Hamdolsun, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizleri, bizleri ekranları başında izleyen bütün izleyicilerimizi en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. İdrak ettiğimiz Ramazan ayının hepimiz için iyilikler, güzellikler, bereket ve fazilete vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak bu ayın bütün güzelliklerinden istifade etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Amin, amin değerli hocam. Kıymetli hocam, Ramazan-ı Şerif'in rahmet dilimini idrak ediyoruz ama konumuza girmeden önce şu an sizleri üniversite içerisinde İl Müftülüğümüzün açmış olduğu Diyanet Genç Ofisimizde misafir ediyoruz. Çok nezih bir mekan olmuş. Gençlerin adeta uğrak bir yeri haline gelmiş. Öncelikli olarak teşekkür ediyoruz. Bu Diyanet Genç Ofis dediğimiz zaman neden böyle bir ihtiyaç ortaya çıktı? Ne dersiniz? Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel ortamda bizleri misafir ettiğiniz için. Öncelikle şunu ifade edeyim. Diyanet İşleri Başkanlığımız cami merkezli bir hizmeti ifanın yanında camiden sokağa, camiden hayata taşan, camiden toplumun tüm kesimlerine ulaşan bir hizmet anlayışıyla din hizmetlerini yürütmenin gayreti içerisinde. Bunun içindir ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın ülkemizin dört bir köşesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'nun her birinde görevlendirdiği manevi rehberler var. Bunun içindir ki Diyanet İşleri Başkanlığımız cezaevlerimizin her birinde görevlendirdiği cezaevi vaizleri var. Sevgi evinde görevlendirdiğimiz görevliler var. Yine bununla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı'nın üniversitelerin içerisinde bu yeni dönemde başlattığı önemli bir çalışma ki gençlik merkezleri var, genç ofisler var. İçinde bulunduğumuz mekan bir genç ofis. Maksadımız burada şu, gençlerimizin üniversite içerisinde rahatlıkla gidip gelebilecekleri, çay içebilecekleri, kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri bir mekanı oluşturmak ve böylelikle onların gönüllerine hitap etmek. Tabii biz burada sadece gençlerimizin gidip gelmelerini değil, aynı zamanda onlara rehberlikte bulunmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü burada gençlik koordinatörümüz, İl Müftülüğümüzden görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, gençlerle iletişim becerisi olan arkadaşlarımız burada görev yapıyor ve gençlerimize hizmet ediyorlar. Aslında şunu gördük. Gençlerimiz hakikaten bizim millet olarak en büyük sermayemiz, bizim yarınımız, bizim umudumuz, bizim geleceğimiz. Bize düşen onları anlamak, bize düşen onlara değer vermek, bize düşen onların ilgi alanlarıyla alakalı hizmet alanları oluşturmak. Yani şu gördüğümüz küçücük mütevazi mekan bile gençler tarafından ne kadar büyük bir ilgi ve rağbet gördüğünü görünce insan şunu ifade ediyor. Biz gençlere yeter ki imkan hazırlayalım. Çünkü gençlik hakikaten heyecan, gençlik hakikaten bir azim, gençlik hakikaten bütünüyle bir enerji. Dolayısıyla bizim bunu doğru yönlendirmemiz, doğru istikamete rehberlik etmemiz gerekiyor. Ve hamdolsun yakın bir zamanda açılışı gerçekleştirildi. Çok kısa bir zaman içerisinde her bölümden öğrencilerimiz burada gelip hem Diyanet yayınlarımız, vakıf yayınlarımız ve diğer yayınlardan istifade etme imkanı buluyorlar. Okul kulüpleri var. Bunlar gelip buralarda söyleşiler gerçekleştiriyorlar. Kitap müzakereleri yapılıyor. Üniversiteden birbirinden kıymetli hocalarımız gelip gençlerle burada böyle çay söyleşileri dediğimiz küçük söyleşiler gerçekleştiriyorlar. Ve hamdolsun
amacımıza ulaşmış olduk. Ama şunu gördük, gençlerin ilgisi daha ötesinde, daha büyüğünde. İnşallah onun da azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu üniversite içerisinde açtığımız bir çeşit gençlerle diyalogumuzu, irtibatımızı sağladığımız bir irtibat ofisi olacak. İnşallah bunun çok daha büyük bir mekanını hemen üniversitemizin karşısında muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın teşrifleriyle temelini atmıştık. Hedefimiz birkaç ay içerisinde inşallah onun da tamamlanmasını sağlamak. Orası tamamlandığında takriben 30 bin kitabın yer aldığı büyükçe bir kafesi, üst taraflarda ders çalışma alanları. Çünkü şunu gördük, gençlerimizin özellikle aradığı şeylerden bir tanesi şu, ders çalışabilecek mekan arıyor, kütüphane arıyor. İnşallah o gençlik merkezimizde kütüphanemiz olacak, ders çalışma alanlarımız olacak, ders çalışma atölyeleri olacak, yine sohbet mekanımız olacak, kafeteryamız, kantinimiz. Kısacası genç, ben dışarıya çıktım, nereye gidip çay içebilirim, nerede ders çalışabilirim dediğinde ilk aklına gelen nezih mekanlardan bir tanesi olacak inşallah. Bu vesileyle bu Ramazan ayında bu gençlik merkezimizin bücresini de gençlerimize, Gaziantep'teki gençlerimize vermiş olalım değerli hocam. Elhamdülillah. Tabii bu şeyi de özellikle ifade edeyim. Gerek genç ofisimizi bize tahsis eden, mekanı bize tahsis eden üniversite rektörlüğümüze ben özellikle teşekkür ediyorum. Gençlik merkezimize de maddi manevi desteğini esirgemeyen hayırseverimize ben gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü bunun için o da en az bizim kadar heyecanlı, en az bizim kadar mutlu. Cenab-ı Hak hayırlarını ebedi kılsın diyorum Allah inşallah. Allah razı olsun hocam. Biz de gençler adına teşekkür ediyoruz değerli hocam sizlere. Eyvallah. Bu girizgahtan sonra tabii hocam üniversite içerisindeyiz. Üniversite yerleşkesindeyiz. Tabii üniversite bir okul, bir mektep. Ama Ramazan ayı da bir mektep olarak adlandırılır, isimlendirilir. Değerli hocam, Ramazan mektebinde, okulunda ne var desek, neler söylemek istersiniz? Evet, ifade ettiğiniz gibi aslında Ramazan bütünüyle bir mektep. Ruhumuzu aydınlattığımız, adeta Türk camileri aydınlatan kandiller gibi ruhumuzu aydınlatan bir mekteptir Ramazan. Bize biz olduğumuzu hatırlatan, Rabbimize karşı sorumluluğumuzu hatırlatan, varoluşumuzun gayesini, yaratılışımızın hikmetini bize hatırlatan muhteşem bir aydır Ramazan. Ve Ramazan bizi, kendimizi yenilemek için geliyor. Ramazan bizi adeta o yaratılıştaki o güzelliğimize, o fıtratımıza döndürmek için geliyor. İnsanoğlu günlük hayatın meşgalesi içerisinde koşar, koşturur, uğraşır, didinir. Bu koşar koştururken bazen savrulur insanoğlu. İşte insanoğlunun bu günlük yaşam içerisindeki savrulmalarına Ramazan kucak açar ve onu yeniden rehabilite ederek yeniden hayata ve sorumluluklarına doğru kendisini yeniden hayata göndermiş olur. Tabii Ramazan dediğim gibi aslında insanın bütünüyle zikir halinde olduğu bir aydır. Nasıl? Gündüzleyin bizler orucumuzu ihlal etmemek için titizlikle davranırız. Orucumuzu bozacak hallerin her birinden uzak kalmaya çalışırız. Her an bir diri halimiz vardır bizim. Teyakkuz halimiz vardır. Akşamleyin iftar var. İftarın ardından kılacağımız teravihin derdindeyiz. Gündüzleri okuyacağımız mukabelenin derdindeyiz. Yani hep bir zikir hali. Bizim uykumuz bile zikir hali olur Ramazan'da. Nasıl? Sahura kalkma derdiyle ve niyetiyle yatarız. Uykumuz bile zikre dönüşür. Yani böylesi bir mekteptir. Hayatın tamamını kuşatan bir mekteptir. Ali İzzet Begoviç'in söylediği çok güzel bir söz var. Kralın sarayıyla çiftçinin kulübesini eşitleyen bir mekteptir diyor. Yani herkes aynı anda sahurla beraber yeme içmeyi terk eder. Herkes aynı anda iftarla beraber, Allahu Ekber sedasıyla beraber, Bismillah deyip
o sofranın başında Cenab-ı Hakk'ın kendisine ikram etmiş olduğu o nimeti tatmanın lezzetini, o sevinci yaşar. Dolayısıyla Ramazan'ın bu mektep oluşunun güzelliğini her daim hissetmeli ve yaşamalıyız. Ramazan'ı sıradan bir ay gibi görmemeliyiz, sıradan bir gün gibi görmemeliyiz. Ve bütün ibadetler gibi Ramazan da bize sorumluluk bilinci katmak üzere gelir. Hatırlayalım ayet-i kerimeyi. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Siz sorumluluk bilincine sahip, Allah'a karşı müttaki bir kul olasınız diye biz size orucu emrettik buyuruyor Cenab-ı Hak. O zaman oruç-takva ilişkisi değil evet, mi değerli hocam? Bu takva da hayatın tamamını kuşatacak bir bilinçtir. Evet. Namazda da aynı şey vardır. Örneğin, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namaz sizleri kötülükten, her türlü yanlıştan, hayasızlıktan alıkoyar buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla namaz da bizi eğitiyor. Yine hac ibadetine bakalım. Hac yolcularına Rabbimiz Teala şöyle buyurur. وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Ey hac yolcuları azık edinin der. Nasıl bir azık olacak bu? Takva azığı olacak. Orada da takvayı görüyoruz. Kurban ibadetine bakıyoruz. Kurban ibadetinde Rabbimiz لَيَّنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Dikkat edin. Kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a erişir. Allah'a erişecek olan samimiyetinizdir. Allah'a erişecek olan muhabbetinizdir, evet, takvanızdır buyuruyor. Dolayısıyla bütün ibadetlerin ortak gayesidir bu. İbadet bizi diriltmeli, ibadet bizi dönüştürmeli. Neye dönüştürecek? İyiye dönüştürecek, salih amele dönüştürecek ve bizi kötülükten alıkoyacak. Evet. O zaman hocam biraz daha özelleştirecek olursak Ramazan üzerinde. Evet. Ramazan mektebinin önemli derslerinden bir tanesi oruç. Tabii orucun da bizim hayatımıza tesir etmesi gerekiyor. Yani oruç takva ilişkisi. Dolayısıyla sadece şeklen aç kalmaktan, susuz kalmaktan ibaret olmasa gerek değil mi? Ben öyle anlıyorum açıkçası. Kamil manada bir orucun. Yani oruçlu nelere dikkat edecek? Sadece aç ve susuz kalmak yeterli olacak mı oruçlu için? Ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten orucun asıl maksadını özetlediğiniz güzel bir soru bu. Ben buraya geçmezden evvel Sezai Karakoç'un o kitabını özellikle tavsiye edeyim. Samanyolunda Ziyafet isimli muhteşem bir kitabı var. Aslında her Ramazan onu tekrar tekrar okumalıyız diye. Samanyolunda Ziyafet. İzleyicilerimize evet, not almalarını özellikle evet, istirham ediyoruz. O kitabında der ki Sezai Karakoç, oruç da acıkır insana der. Oruç da acıkır insana. Sonra devamla der ki, oruç da müminin kalbinde iftar eder der. Oruç müminin kalbinde iftar eder der. Ya, hakikaten muhteşem sözler. Evet. Tabi bunda bu sözler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden, Kur'an-ı Kerim'den süzülmüş sözlerdir bunlar. Çünkü Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ Her kim oruç tutmayı, her kim yalan söylemeyi, yalanla iş görmeyi terk etmeyecek olursa, Allah Teala'nın o kimsenin aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur buyuruyor. Demek ki oruçtan maksat sadece açlık değil. Oruçtan maksat sadece susuzluk değil. Oruçtan maksat başka gayeler vardır. Bizim ahlakımıza yansımalı, bizim ahlakımızı güzelleştirmeli. O yüzden diyoruz ki Ramazan'ın iftarı insanın iyilikleridir diyoruz. Ramazan'ın iftarı insanın iyilikleridir. Yani nerede o eski Ramazanlar deyip nostaljilere kapılmamalıyız. Biz iyilik yaparak Ramazan'ı hissedebiliriz. İyi olarak Ramazan'ı hissedebiliriz. Güzel ahlakı kuşanarak Ramazan'ı hissedebiliriz. Dolayısıyla oruç bize bir bilinç kazandırmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ buyuruyor. Oruç bir kalkandır. Oruç bizi korumalı. Neye korumalı? İki şeye karşı korumalı. Birincisi dünya hayatında koruyacak bizi oruç. Neye koruyacak? Yanlışa karşı koruyacak.
hataya karşı koruyacak. Hani hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurur ya, evet. Size bir kimse sataştığında, kabalık yaptığında, sizi yanlışa, kötüye sevk etmek istediğinde ben oruçluyum diyerek onun yanlışına düşmeme bilinci. Dünyada böyle bir kalkandır. Ahirette de neye karşı bir kalkan olacak inşallah? Ateşe karşı bir kalkan olacak inşallah. Bu bilinçle, bu şuurla tutmalıyız. Hissetmeliyiz. Kardeşliğimizi hissetmeliyiz. İbadetlerimizi daha bir hissederek yerine getirmeliyiz. Evet. Komşumuzun varlığını hissetmeliyiz. Şu iki yıl pandemi sürecinde hakikaten zor süreçlerden geçtik. Bütün insanlık olarak zor süreçlerden geçildi. Dolayısıyla hamdolsun şu an şöyle bir gözlemimiz var. Camilerimizde çocuklarımızın sesi, cıvıltısı bambaşka bir güzel. Hanım kardeşlerimizin ilgisi, beylerin, büyüklerimizin ilgisi, alakası bizleri ziyadesiyle mutlu. Pandemiden sonra bir hasret de oluşmuş, bir coşku da var elhamdülillah. Büyük bir coşku var. Yani özellikle teravihte veleddallin dediğimizde çocukların amin böyle içten çocukçu heyecanlarıyla, tatlı sedalarıyla bunu demeleri tarifi mümkün olmayan bir sevinç oluşturuyor. Cenab-ı Hak hiçbir camimizin içerisinden çocuklarımızın cıvıltısını eksik etmesin diyoruz. Dolayısıyla bunu hissetmeliyiz. Ramazan'ın bizi dönüştürücü, Ramazan'ın bizi iyileştirici, bizi diriltici o boyutunu ihmal etmemeliyiz. Eğer bunu ihmal edersek o zaman açlık kalır bize, susuzluk kalır ki Allah Teala'nın bizim aç kalmamıza, susuz kalmamıza da ihtiyacı yoktur yani. O zaman hocam Ramazan öncesi, Ramazan'da ve Ramazan sonrası hayatımızda bir belirgin bir değişikliğin olması gerekiyor. O zaman ağzımızın da, gözümüzün de, dilimizin de adeta bir manada oruçtan maksat o takva bilinciyle bilinçlenmesi herhalde. Ben bunu anlıyorum değerli hocam. Aslında eskilerin söylediği çok güzel bir söz var. O da şu, en kolayı ağzın tuttuğu oruçtur derler. Evet. En kolayı bu. Ağzın tuttuğu oruç en kolay. Ama dilin tuttuğu oruç vardır. Buna hazır olmak lazım. Dilimizden gıybeti, evet. Dilimizden dedikoduyu, dilimizden yalanı, dilimizden hasede atmak. Evet. Kulağımızın aynı şekilde tuttuğu bir oruç vardır. Ona dikkat etmek, hayra kulak vermek, iyiye kulak vermek, Allah'ın hoşnut olmadığı şeyden kulaklarımızı uzak tutmak, kalbin tuttuğu oruç vardır. Riyayı atmak. Kalbin tuttuğu oruç vardır. Gösterişi, beğenilme duygusunu bir kenara atmak. Şu klavyeleri kullanan ellerin tuttuğu bir oruç vardır. Buna dikkat etmek. Evet. Yani bir insanın saygınlığını, onurunu, haysiyetini, Allah'ın mükerrem yarattığı varlığı insanın incitecek her türlü şeyden kaçınmaya çalışmak. Yani şu dünyadayız artık değerli hocam. Gıybeti artık sadece dilimizle yapmıyoruz. Artık dijital gıybet var. Ondan uzak kalacağız. Belki de farkına hiç varmıyoruz değil mi değerli hocam? Tabii o dijital gıybet sanıyoruz ki Cenab-ı Hak sadece bizim konuştuklarımızı kaydediyor. Veya daha da şöyle cümleyi çevirelim. Sanal dünyada günah yok diye düşünüyoruz. Sanal dünyanın da günahları var. Orada da bir mümin kardeşimizin onurunu, haysiyetini incitemeyiz. Onun manevi şahsiyetine gölge düşüremeyiz. Bugün kötülük sadece görünen bir kötülük olmaktan çıktı. Dijital kötülük var. Dolayısıyla o sanal dünyada da dijital iyilik dediğimiz o iyiliği hayata geçirmeli. Hakkın, hakikatin, rahmetin, esenliğin mesajlarının yaygınlaşması gerekiyor. Buna odaklanmalıyız. Dolayısıyla o cümlemi tekrar edeyim. En kolay olan ağzın tuttuğu oruçtur. Evet. Mümin bundan uzak kalacak. Eğer ağzımızla tutturduğumuz bir oruç varsa kendimize yazık etmeyelim. Bunu geliştirelim. Kalbimiz, dilimiz, gözümüz, kısacası sahip olduğumuz her bir duyumuza o Ramazan'ın, orucun kazandırmak istediği bütün güzellikleri kazandırmak için gayret edelim inşallah. Hocam Allah razı olsun. Değerli hocam tabi Ramazan deyince aklımıza Kur'an geliyor.
Yani Ramazan Kur'an ayıdır. Ne de söylemek isterseniz yani bir gece vardır ki Kur'an indiği gece bin aydan hayırlı. Yani Ramazan Kur'an ilişkisi dediğimiz zaman ne söylememek gerekir? Hamdolsun diyoruz. Kur'an ayına, rahmet ayına ulaştık diyoruz. Bir kavuşma yaşıyoruz biz Ramazan'da. Aslında kendimize kavuşuyoruz. Yani Ramazan'da biz Kur'an'a kavuşuyoruz ama kendimize kavuşuyoruz. Kendimize kavuşunca Rabbimize kavuşmuş oluyoruz aslında. Çünkü fıtratımıza dönüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ı hakikaten bu ayda okuyarak, bu ayda Kur'an'la daha yakın bir zaman dilimini yaşayarak idrak etmek durumundayız. Siz teşekkür ediyorum. Söyleşimizin girişinde ifade ettiğiniz çok güzel bir cümle vardı. Abdullah'ın oğlu Muhammed'i alemlere rahmet kılan Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Sıradan bir şehir olan Mekke'yi Ummul Kura, Medeniyetin merkezi, şehirlerin ana omurgası evet. haline getiren Kur'an-ı Kerim'dir. Sıradan bir dağ olan Hira Dağı'nı Nur Dağı'na çeviren, yine Cebeli Nur'a çeviren, Nur Dağı'na çeviren yine Kur'an-ı Kerim'dir. İçinde bulunduğumuz Ramazan'ı 11 ayın sultanı haline dönüştüren Kur'an-ı Kerim'dir. Bin aydan hayırlı geceye dönüştüren Kadir Gecesi'ni yine Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla bu ayda mutlaka Kur'an'a yer ayırmalı. Kur'an'ın hayatımızdaki önemine, Kur'an'ın insanı dirilten, Kur'an'ın insanın hayatını anlamlı kılan boyutuna odaklanmalıyız. Biliyorsunuz Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sünnetidir mukabele geleneği. Peygamberimiz Aleyhisselam vefatına kadar her yıl Hazreti Cebrail'le o ana kadar inmiş olan ayetleri karşılıklı okumuşlardır. Son sene bunu iki defa tekrar etmiştir. Dolayısıyla mukabele geleneğini biz Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Evet. Camilerimizde de hamdolsun. Hamdolsun bütün camilerimizde eksiksiz bir şekilde bu mukabele devam ediyor. Buna katılalım. Kur'an'ı bilmesek de katılalım. Yani hiç olmasa şunu diyelim. Ya Rab ben gittim dinledim. Senin Kerim kitabına kulak verdim. Ona zaman ayırdım diyebilelim. Ama Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önünde hiçbir engel yok diye düşünüyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim mucize bir kitaptır. Yeter ki biz ona yönelelim. Yeter ki biz öğrenmek isteyelim. Göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim bize kendini çok rahat açacak. Mucize bir kitaptır dedim. Çünkü 4 yaşındaki çocuğun da Allah'ın kitabını öğrendiğini duyduk. 70 yaşındaki kardeşimizin de Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğini duyduk. Görme engelli kardeşimizin de Kur'an-ı Kerim'i bırakın öğrenmeyi ezberlediğini duyduk. Az önce buraya gelirken cezaevindeki bir kardeşimizin hafızlığını tamamladığını, İnşallah. Hafızlık sınavına girmek istediğini beyan ettiğine dair dilekçeyi görerek geldim. Maşallah. Dolayısıyla biz yeter ki Kur'an'a yönelelim. Kur'an-ı Kerim bize kendini açıyor. O yüzden Ramazan'la beraber hafız da olsak, Kur'an-ı Kerim'i okuyor olsak da bu Ramazan'da bir miktar yoğunlaşacağız. Tabi burada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bizim kulluğumuz aylık, mevsimlik değil. Evet, çok önemli bizim hocam. Kulluğumuz hayat boyudur. Ramazan bize adeta böyle yoğunlaştırılmış bir eğitim imkanı verir. Biz eğitim hayatımızda nasıl böyle hizmet içi eğitimler olur memuriyet hayatında, okul hayatında. Ramazan da adeta böyledir. Biz burada sadece yoğunlaşırız, diğer ayları da Ramazan'a dönüştürmek için yani. O yüzden bir hocamızın güzel bir sözü var. Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur diyor. Evet, inşallah dolayısıyla hocam. Biz Ramazan'ı bir hakkın yaşayacağız ki sair aylarımız Ramazanlaşacak. Sair aylarımız da Ramazan'ın güzellikleriyle bezeli hale gelecek. Dolayısıyla bu ayda Kur'an'a özellikle yer ayıracağız. Belki hepsini okuyamayabiliriz ama şöyle bir çalışma yapabiliriz. Zor olmasa gerek. Mealinden okuyalım ama özellikle onu söylüyorum. Ya ben bu Ramazan'da işte Nur suresini tanıyacağım diyelim. Ben bu Ramazan'da Tevbe suresini tanıyacağım. Okuyayım birkaç tefsirden, birkaç mealden okuyayım. Ben bu Ramazan'da Nisa suresini tanıyacağım diyerek okuyalım, odaklanalım. Çünkü eğer bunları yapmazsak,
İnanın Ramazan'ın o ruhuna çok uygun olmadığını düşünüyorum. Mahrum kalırız. Allah Resulü Aleyhisselam Ramazan'ın güzelliklerinden istifade etmeyeni bedbahtlar olarak tanımlıyor. Dolayısıyla böyle bir konuma düşmemek için o rahmetin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu aydan istifade etmemiz lazım. Birçok kardeşimiz de Ramazan'ı vesile kılarak Kur'an bilmiyorsa hocalarımıza müracaat ediyorlar. Kur'an öğreniyorlar ve inşallah Ramazan sonrasında da o Kur'an'a sımsıkı sarılıyorlar. Bu da duamız olsun inşallah. Kıymetli hocam, tabii vaktimiz hızla ilerliyor. Tabii Ramazan deyince aklımıza bir de infak geliyor, cömertlik geliyor, paylaşma geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi ama Ramazan'da cömertliği daha da zirve noktasına ulaşırdı diye rivayetler okuyoruz. Bu hususta ne söylemek gerekir? Yani Ramazan'da infak, paylaşma, zekat, fitre ne söylemek istersiniz değerli hocam? Teşekkür ediyorum değerli hocam. İfade ettiğiniz hadisi Abdullah İbni Abbas anlatıyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların en cömertiydi. Ama Ramazan geldiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam esen rüzgardan bile daha cömertti buyuruyor. Dolayısıyla bu ay cömertlik ayı, bu ay infak ayı. Bu ay hakikaten muhtacın durumunu, ihtiyaç sahibi kardeşimizin gönlüne sevinci taşıma ayıdır. Bu ayda zekatlarımızı, fetrelerimizi vermek için gayret etme ayıdır. Hamdolsun milletimiz Ramazan ayında özellikle zekatlarını vermek için gayret ediyor. Fitrelerini vermek için gayret ediyor. Çünkü bu ayda Cenab-ı Hak yapılan salih amellere kat kat mükafat vaat ediyor. Ondan istifade etmeye çalışıyor. Dolayısıyla kardeşliğimiz zekatla bereketlensin diyoruz. Kardeşliğimiz zekatla bereketlenecek. Nasıl bereketlenecek? İnfak ederek. Nasıl bereketlenerek? Bereketlenecek. İftar soframızı açarak, muhtacın ihtiyaç duyduğu ne varsa ona yardımcı olarak ilerleyeceğiz. Zekatla alakalı Rabbimiz buyuruyor ki, infakla alakalı, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا Onların mallarından zekatlarını al ki onları arındırsın. Dolayısıyla zekat bizi tezkiye eden, bizleri arındıran, mala karşı bakışımızı şekillendiren muhteşem bir ibadet. Vermek çok büyük bir imkan. Evet. Verebilmek çok büyük bir nimet. Eğer bir kimseye Cenab-ı Hak infak etme imkanı vermişse hakikaten hamd edecek, Rabbine şükredecek. Ya Rab sana hamd olsun, bana bunu verdin ki bir kardeşimin ihtiyacını giderebilme, onun gözyaşını silebilme imkanı verdin diyerek hamd edecek. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz Teala namazla beraber hep zekatı zikretmiş. Dolayısıyla namaz-zekat ilişkisi önemli. Biz sadece bireysel hayat, bireysel bir ibadet hayatı olan bir dinin mensupları değiliz. Biz toplumsal sorumlulukları da bize yükleyen bir dinin mensuplarıyız. Bu ayda ne olur zekatlarımızı vermek için gayret edelim. Fitrelerimizi verelim. Rabbimiz Teala şunu vaat ediyor bize. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah Teala zekatı, sadakası verilmiş olan malı bereketlendirir buyuruyor. Bereket dediğimiz şey muhteşem bir kavramdır. O da şu, bir şeyde bereket varsa azsa çok olur. Bir şeyde bereket yoksa çoksa az olur yani. Dolayısıyla mallarımızı bereketlendirmenin yolu budur. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Siz Allah için her ne infak ederseniz, Allah onu bilir. Dolayısıyla küçük olsun, büyük olsun, az olsun, çok olsun, infak etmenin gayreti içerisinde olalım ki hamdolsun biz müftülük olarak da gerek ilimizde, gerekse hemen yanı başımızdaki güvenli bölgedeki kamplarda yaşayan, biriket evlerde yaşayan, zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan kardeşlerimizin bir nebze olsun onların o sıkıntılarını hafifletmek adına yürüttüğümüz çalışmalar var. Allah razı olsun hocam. Yani
sadece Antep'imizde değil, sınır ötemizde de muhtaç, mağdur, ihtiyaç sahibi kim varsa müftülüğümüz kampanyalar açıyor ve onlara destek olmaya çalışıyor. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Tabii bizim milletimiz necip bir millet. Çok kıymetli, duyarsız kalmıyor muhtaca. Ramazan'da inşallah bunun zirveye çıktığı zaman dilimidir diyelim değerli hocam. Yani hamdolsun ifade ettiğim gibi değerli hocam, yakın bir zamanda Suriye'ye gittik. Suriye'ye gittik. Suriye'ye gittik. Elbap'ta, Afrin'de, Gandora'da, Cerablus'ta ve diğer yerlerde yaklaşık 3000 aileye Ramazan'da hazırlamış olduğumuz hayırseverlerimizin bize takdim ettiği emanetleri onlara ulaştırdık. Ramazan sevinç taşımaktır aslında. Ramazan mahzun gönülleri, onların mahzuniyetini gidermektir. Onlardaki sevinci bir görseniz, o kadar mutlular, o kadar çok dua ediyorlar ki buna ziyadesiyle mutlu olduk. İlimizde de hamdolsun devam ediyor çalışmalarımız. Malumunuz Şahin Bey Müftülüğümüzün uhdesinde iyilik marketimiz var. Market. Bu iyilik marketi vasıtasıyla da yine muhtaçlara ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Şu an orada da hummalı bir çalışma var. Hayırseverlerimizin emanetlerini kayıtlara alarak yine tespit ettiğimiz muhtaçlara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfımızın gerek ilimizde, gerekse diğer illerimizde yürütmüş olduğu bu zekat, fitre çalışmalarına kardeşlerimiz destekte bulunabilir. Ve böylelikle de iki şeyi sağlamış olurlar. Bir, sorumlu oldukları bir vecibeyi yerine getirmiş olurlar. İki, bütün şeffaflığıyla bu iyilik hareketine Türkiye Diyanet Vakfımız evet. aracılığıyla ulaşmış olurlar inşallah. Allah razı olsun. Biz de bu vesileyle muhtaçların, ihtiyaç sahiplerinin bu Ramazan ayında sevincine vesile olan bütün hayırseverlerimizi ve bunlara vesile olanları buradan gönülden tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, nasıl geçiyor teravihler? Teravih, Ramazan adeta Ramazan deyince oruç geliyor, Kur'an geliyor, teravih geliyor. Tabi teravihleri de herhalde münferit değil, ayrıca yaşamak mı daha önemli? Kıymetli hocam, ne söyleriz? Dedik ya hocam sözlerimin başında, Ramazan bir mekteptir. Evet. Aileyi de eğitir. Yani evet. birlikte yapmayı, birlikte sofraya oturmayı, birlikte ibadet etmeyi, birlikte mukabele etmeyi öğretiyor bizlere. Tabi Ramazan'ın bize ikramlarındandır bir tanesi, teravih namazı. Evet. Teravih aslında insanı dinlendiren namaz, insanı huzura kavuşturan namaz. Evet. Ramazan gecelerini ihya etmemize vesile olan namaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize muhteşem bir sünnetidir, emanetidir. O teravihteki coşku bambaşka bir coşku. Çünkü ailecek iştirak ettiğimiz önemli bir namaz. Aslında keşke bütün namazlara böyle ailecek iştirak etsek. Evet. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidinde kadınların, çocukların olmadığı hiçbir namaz yoktur aslında. Ama nasıl olduysa günümüze gelince artık yavaş yavaş bu sadece teravihe kalmış. Ama teravihteki coşku da şu an hamdolsun bütün güzelliğiyle yaşanıyor. Görüyoruz ki hanım kardeşlerimiz kendilerine tahsis edilen o mekanı lebalep dolduruyorlar. Çocuklarımız var. Camilerimizde bu çocuklarımızı sevindirmek için ikramda bulunanlar var. Dolayısıyla camiye gelirken ben buradan bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Ne olur ailecek gelelim. Evet. Birlikte ona zemin hazırlayalım. Namaza gelmesini eşimizin kolaylaştıralım. Çocuğumuzun gelmesini teşvik edelim ki o da gelsin. O manevi ortamı teneffüs etsin. Şeyin bir güzel ifadesi yine var. Sezai Karakoç'un diyor ki İslam ümmetini ölüme doğru sürüklenen bu İslam ümmetini her yıl yeniden o ölümden kurtarıp dirilten muhteşem bir aydır Ramazan ayı. Yani bizi
yeniden ayağa kaldıran bütün değerlerin var olduğu bir ay. Dolayısıyla bu ayda ailecek de bu sürece katılmalıyız ki böylelikle hanelerimiz de o huzurdan, o bereketten istifade etsin. Sadece iftar sofrasını paylaşmayalım. Evet. Teravihi de paylaşalım. Mukabeleyi de paylaşalım. Zekat fitrelerimizi evlatlarımızla beraber onlar aracılığıyla gönderelim. Yavrum ben senin adına fitreni Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladım. Yavrum ben senin adına işte yetimler için açılmış olan hesabı aktardım diyerek. Yavrum bugün senin adına bir kardeşimize iftar ettirdik diyerek o ailecek bu ibadeti, bu Ramazan ayını yaşamak gerekiyor. Bunu yaşarsak o zaman anlamlı olur. Dolayısıyla Ramazan'da teravihi ne olur ihmal etmeyelim diyoruz. Çünkü Ramazan gecelerini aydınlatan, Ramazan gecelerinin zinetidir teravih namazı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında geceyi ihya için ortaya koyduğu, bize emanet ettiği bir ibadettir. Bazen ekran başına mahkum olup ondan mahrum kalabiliyoruz yani bu namazdan. Ne olur buna meydan vermeyelim. Teravihlerimize gelelim ve camilerimizde kılalım. Evet. Camilerimizde kılalım ki o milletçe Ramazan'ın coşkusunu, Ramazan'ın neşesini, huzurunu hep birlikte teneffüs edelim. Bir çay içmenin rahatlığını teravihe feda etmeyelim yani. Evet. Yani teravihteki manevi lezzet, manevi güzellik dünyadaki hiçbir şey değişilmez yani. Onu yaşayalım, gelelim inşallah. Herhalde Ramazan gecelerinin ziyneti sözü yeterince teravih namazlarını önemini bizden anlatmış oldu. Kıymetli hocam, tabi Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl Ramazan ayında bir tema, bir konu belirliyor. Bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. O konu etrafında vaazlar, irşat programları. Tabi geçmiş yıllarda üzerinde her canın hakkı var demişti başkanlığımız. İsraf olmasın Ramazan ve infak demişti. Ramazan ve sorumluluk bilinci demişti. Geçen yıl Ramazan ve şifa ayı demişti. Bu yılda Ramazan ve doğruluk temasını başkanlığımız ele alıyor. Farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Ne söylemek istersiniz? Ramazan ve doğruluk. Tabii ifade ettiğiniz gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız her yıl gerek bireysel hayatımızı, gerekse toplumsal hayatımızı yakından ilgilendiren ve birbirinden değerli konuları merkeze alarak bir tema belirliyor. Bu yılda Ramazan ve doğruluk. Yine mektebin bir parçasıdır bu yani. Evet. Bizi sadakata çağırıyor. Dersler devam ediyor. Tabii. Bizi sadakata davet ediyor Ramazan ayı. Bizi sadık olanlarla beraber olmaya davet ediyor. Hani az önce sohbetimizin başında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğa daveti vardı ya. Aslında bu o hadisin bir yansıması. Evet. Dolayısıyla mümin doğruluğu kendisine şiar edinmeli. Ve sadakat biliyorsunuz aile hayatının olmazsa olmazıdır. Peygamberlerin en temel özellikleridir biliyorsunuz. Sıdk, peygamberlerin temel özellikleri vardır. Onlardan en önemli sıfat da sıdktır yani doğruluktur. Dolayısıyla ailede sadakat önemli bir kavramdır. Ticaret hayatında sadakati kendisine şiar edinmiş olan tüccar, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla bu sadakatin, doğruluğun olmadığı hiçbir alan yok. Evet. Konuşmada, kelamda değil mi? Yani evet, hayatın her alanında ben öyle anlıyorum değerli hocam. Efendimiz Aleyhisselam'ın o hadisini söyleyelim yani. Peygamberimiz inna sıdka yehdi ilel bir. Evet. Hiç şüphesiz doğruluk kişiyi iyiliğe sevk eder. Ve innel birra yehdi ilel cennet. İyilik de kişiyi nereye sevk eder? Cennete sevk eder. Dolayısıyla sadakat, doğruluk, iyiliğe, iyilik cennete sevk ediyor mümini. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, kişi doğru söyleye söyleye öyle bir noktaya gelir ki, Allah katında bu doğrulardandır, sadakat ehlidir diyerek tescillenir buyuruyor. Ama bunun zıttı olan yalana gelince bu innel kezibe yehdi ilel fucur. Kötü yalan fucura yani günaha sevk eder.
ve innel fucura yehdi ilen nar. Kötülük de nereye sevk edecek kişiyi? Ateşe sevk eder. Ve bundan sonrası çok daha manidar. Kişi yalan söyleye söyleye öyle bir noktaya gelir ki Allah indinde bu yalancılardan da diyerek tescillenir. Dolayısıyla mümin böyle bir akibete uğramaktan Allah'a sığınmalı ve doğruluğu, sadakati kendisine şiar edinmeli. Doğru olmak yetmiyor. Sadakati kendisine şiar edinmiş insanlarla bir araya gelmeliyiz. Öyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya eyyühellezine amenü ettekullaha ve kunu ma'assadikin. Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve sadıklarla beraber olun. Yani salih insanlarla, doğru, özü, sözü doğru insanlarla bir araya gelin ve böylelikle doğruluğun nema bulduğu bir topluluğu meydana getirin buyuruyor. Dolayısıyla başkanlığımız da bu tema çerçevesinde bu yıl böyle bir temayı belirledi. Bizler de gerek sohbetlerimizde, gerek televizyon programlarımızda bu konuyu merkeze alarak bu konuyla alakalı farkında oluşturmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Değerli hocam, vakit çok hızlı akıyor, geçiyor. Müftülük olarak, il müftülüğümüz, ilçe müftülüklerimiz olarak Ramazan'da ne yapıyoruz diye bir sorsak, herhalde mukabelelerimiz camilerimizde oluyor, teravihlerimiz. Hatimle sanırsam yani birçok camimizde namaz kılınıyor. Unuttuğumuz şeyler de vardır belki de. Ne söylemek istersiniz? Şöyle paylaşmış hocam, olayım. Müftülük hizmetleri, Ramazan dediğimiz zaman. Şöyle paylaşmış olayım inşallah. Bir defa... Tabii TDV'yi de unutmayalım değerli hocam. Evet. Bir defa şunu ifade etmiş olayım. Ramazan dolayısıyla her gün teravih öncesi gerek merkezi camimizdeki merkezi camimizden merkezi vaaz sistemiyle gerekse kendileri vaazlarını yapmak suretiyle her arkadaşımız camilerimizde vaazlarımızı yoğunlaştırılmış bir vaziyette devam ediyoruz. Evet. Her gün öğle namazı öncesi ulu camimizden vaazlarımızı sürdürüyoruz. Mukabele zaten aksamadan devam ediyor. Her camimizdeki mukabelelerimize devam ediyoruz. Sadece mukabele değil, aynı zamanda o gün okunan mukabeleden mesajlar, belli ayet-i kerimelerin bize ne anlattığına dair meal çalışması dediğimiz bir çalışma yapıyoruz. Bunu önemsiyoruz. Tabii bununla beraber ilimizde hatimle teravih namazı da gayet güzel birçok camide devam ediyor. İl merkezimizde 11 camide. İlçe merkezlerimizde de 4 farklı ilçemizde de toplamda 15 camimizde devam ediyor. Siz de tabii bununla beraber evet, elhamdülillah. Nasip oluyor size de. bununla beraber televizyon programlarımız oluyor değerli hocam. Bizler, müftü yardımcılarımız, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz o televizyonda gerçekleştirilen vaaz ve nasihatlere iştirak ederek bu anlamda vaaz-ı nasihatlerde bulunuyoruz. Yine aynı bizim sosyal medya hesaplarımızda, müftülüğümüzün sosyal medya hesabında da bu hizmetleri yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Tabii yardım faaliyetlerimiz var. Bu yardım faaliyetleri az önce bir bölümünü söyledim. Takriben 30 ton gıdayı Suriye'deki kardeşlerimize ulaştırdık. Yine bir 30 ton gıdayı Lübnan'a uğurladık. Evet. Oradaki kardeşlerimiz de bu Ramazan dolayısıyla sıkıntılar, İçişleri Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu bu kampanyaya Gaziantep Türkiye Diyanet Vakfı olarak hayırseverimizin katkısıyla biz de 30 ton gıda takviyesinde bulunduk. Afganistan'a uğurladık 30 ton gıdayı. Oralara yani da... Nerede bir mazlum coğrafya varsa oraya ulaşmanın... Necip milletimiz oraya ulaşıyor elhamdülillah. Tabii iftar programlarımız oluyor. Bu iftar programlarını da böyle tematik yapmaya çalışıyoruz. Mesela gençlik koordinatörlüğümüzün üniversitenin camisinde haftanın belli günleri düzenlediği iftar programları var. Yine farklı camilerimizde büyüklerimiz, küçüklerimiz de iftihar ediyor adlı iftar programları oluyor. Özellikle şu iki yıl boyunca teravih olmadığı için, toplu iftar programı olmadığı için çocuklarımızın gönlünden o Ramazan'daki iftarın güzelliği eksik kalmasın diyerek caminin gölgesinde, caminin içerisinde yapılan iftar programları oluyor. Onu sürdürüyoruz.
Tabii bir yandan hayırseverlerimizi ziyaret ederek zekat çalışmalarımızı, fitre çalışmalarımızı paylaşma imkanı buluyoruz. Bir yandan yetimleri sevindirmek için yaptığımız bir çalışma var. Az önce yine buraya gelirken 200 yavrumuzu hazırlayalım, bayramlıklarını alalım, harçlıklarını verelim, bayram şekerlerini hazırlayalım, kıyafetlerini alalım ve onları bayrama sevinç içerisinde ulaştıralım diyerek yaptığımız bir çalışma var. Ve böylelikle Ramazan'ı Ramazan yapan bütün güzellikleri yaşamanın, yaşatmanın bütün din gönüllülerimizle beraber en uzak köyünden merkez camisindeki görevlimize kadar hep beraber bir sorumluluk bilinciyle yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Cenab-ı Hak her birimizi bu hayırlı hizmette, bu güzel hizmette muvaffak eylesin inşallah diyoruz. Allah razı olsun Nair Hocam. Dediğim gibi vakit çok hızlı geçiyor. Ramazan mektebi dedik, oruç dedik, Kur'an dedik, cömertlik dedik, yardımlaşmaya, dayanışma dedik. İlave edeceğiniz son bir şeyler varsa alalım. Unuttuğumuz, hatırlatmamız gereken hususlar varsa bizim atladığımız hocam sonra. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle hepimizin tekrar ettiği bir cümle var. Onunla bitireyim inşallah. Şimdi biz Ramazan'a rahmet ayı diyoruz. Evet. Ama rahmetinden istifade etmek için ne olur gelin Ramazan'ı Ramazan yapan bütün değerlere sımsıkı sarılalım diyorum. Evet. Ramazan'a bereket ayı diyoruz. Bereketinden istifade etmek için ne olur gelin sadakalarımızla, zekatlarımızla, fitrelerimizle gönül alalım, gönüller inşa edelim ki bereketinden istifade edelim. Ramazan'ın son 10 günü cehennemden azat olunan günlerdir diyoruz. Öyleyse gelin tevbelerimizle, istiğfarımızla, dualarımızla, zikirlerimizle, mukabelelerimizle Cenab-ı Hakk'ın affını, mağfiretini talep edelim ki hep beraber arınmış, durulmuş bir vaziyette, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bayrama erişelim diyen Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun değerli hocam. Tabi Ramazan her gecesinde inşallah Kadir gecesi gibi idrak ederek inşallah Ramazan-ı Şerif'i de tamamlamış oluruz. Çok kıymetli izleyenlerimiz, bizleri sabırla izlediniz. Her birinize kalbi muhabbetlerimizi, sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. Bugünkü çok kıymetli misafirimiz, il müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar idi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Bir başka programda tekrar görüşebilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.